sevgili arkadaşlar. Çok partili hayata geçiş denemelerinin ikinci partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üzerinde duracağız. Ki Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olma özelliğine sahip. Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarıyla fikir, görüş ayrılıkları içerisine girdiğini görüyoruz. Bu ayrılıklar Terakkiperver'in ortaya çıkmasında etkili olmuştu. Klasik olarak neden çok partili hayata geçirmesi isteniyor? Demokrasinin daha iyi işleyebilmesi için farklı görüşlerin, farklı düşüncelerin yönetimde temsil edilebilmesi için gerekli. Tabii şunun da altını çizerim. Türkiye'de çok partili hayat, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili hayat denemeleri aşağıdaki partilerden hangisinin kurulmasıyla başlamıştır diye bir soru çıkarsa tutup sakın halk fırkası yapmayın. Halk fırkası kurulduğunda sadece bir parti vardı. Ne zaman başladı? Terakkiperver'in kurulması ile çok uzun ömürlü bir parti de olmadı. Kuruculara baktığımızda Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet Bele, Adnan Adıvar, Halide Edip'in eşi ve Rauf Orbay'ı görüyoruz. Baş harflerinden biliyorsunuz, daha önce de mutlaka görmüşsünüzdür. Karar şeklinde bir kısaltma yapabiliyoruz. Partinin kuruluş tarihi 17 Kasım 1924. Bir ay sonra bir kanun çıkar 19 Aralık'ta. Askerlik yapan kişilerin görev süresi dahilinde milletvekili olamayacağına dair bir kanun. Mustafa Kemal yine orduyla siyaseti birbirinden ayırmaya çalışıyor. Ki bunun daha önceki girişimini de görmüştük. Hani halifeliğin kaldırıldığı tarihte bir kanun daha vardı. Erkan-ı Harbiye'nin kapatılması. Bu da bir diğer adım olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu partiyi kuranlar komutanlar olduğu için askerlik meslekleri devam ediyordu. Ve bu komutanlar ne yaptı? Askerlik mesleğinden istifa etmiştir. İstifa etmeyen Genelkurmay Başkanımız olan Fevzi Çakmak'ı unutmayın, o istifa etmemiştir. Ki arkadaşlar, bu komutanların istifa etmesi ve partiyle devam etmeleri karşımıza çıkıyor. Şöyle bir yorum yapılabilir, naçizane kendi yorumum. Mustafa Kemal bu komutanların askerlik mesleğini bırakmasını istemiyor olabilir. Neden? Hala Lozan'da çözülemeyen tek konu vardır. Gündemdedir, o da nedir? Musul meselesi. Bu komutanların orduda kalmasını ve daha faydalı olacağını düşünmüş olabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Ama komutanlar ne yapıyorlar? Askerliği bırakıp partiyle devam ediyorlar. Partinin programında temel unsurlar milli egemenlik, saygılı demokrasi, cumhuriyet, ekonomide liberalizm, serbest ekonomi, bakın çok klasik olarak çıkar. Halk fırkasıyla ters düştükleri en önemli nokta budur. Halk fırkası devletçi ekonomiyi, Terakkiperver ise liberal ekonomiyi benimsemiştir. Her türlü dini inanca saygılıyız, dine saygılıyız demiş, din üzerinde çok durmuş. Hatta bu da hilafet ve saltanat taraftarları tarafından kullanılmıştır diye de geçer. İlk şubesi Urfa'da açılmıştır. KPSS niteliğinde karşımıza çıkabilecek bir bilgi. Az önce söylediğimiz gibi saltanat hilafet taraftarları bir süre sonra bu partide toplanmaya başlamış. Ve yine bundan sonra anlatacağımız konu olan Şeyh Said isyanına bu partiden olanların karışması üzerine de 5 Haziran 1925'te kapatılmıştır. Böylece ilk çok partili hayat denemesi başarısız oldu. Klasik soru, ilk çok partili hayat denemesinin sona ermesine yol açan olay nedir? Şeyh Said isyanı. Parti üyelerinden birkaç isim verdik. Tabii çok fazla
üyesi var. Cafer Tayyar, Bekir Sami Rüştü, bakın Rüştü Paşa'yı iki defa yazmışız hatta dalgınlıkla. İsmail Can Bulat, Hoca Kamil Efendi gibi isimler var. Ayrıca biraz daha detaylı inersek partinin, milli paranın değerini, Türk liranın değerinin korunması gerektiğini savunur. Topraksız köylüyü topraklandırmak, devlet hazinesinden onlara toprak vermek, ademi merkeziyetçilik yani yerinden yönetim sistemini kuvvetlendirmek, anayasanın halktan izinsiz değiştirilemeyeceği ve Cumhurbaşkanı'nın meclis üyeliğinden ayrılması gibi görüşleri de, istekleri de, tutumları da vardır. Bunları da eklemiş olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere.